Evet başladı. Evet, Apollo 7 karşımızda. Canlı canlı. Orijinali. Ercan dostumuz bize kameramanlık yapıyor. Bütün ayrıntıları sizler için çekiyor. Evet, röportajımız burada. Şimdi dolaşıyoruz, gelin. Çekerken etrafından dolaşalım. Tamamını aldın değil mi görüntüyü? He, tamamını alamazsın, tamamını çünkü 30 metre bas. Yok yani geriden alabildiğin kadar. Arkadan aldım, borular falan. Roketin içi. Altından geçiyoruz şu an, roketin altındayız. Vay. Şu an roketin altında. Evet, bunu iskele yapmışlar, üstüne koymuşlar. Kafamıza düşerse. Kızım, Lego'dan yapılmış roket gibi. Oh. Ezilmiş olduk şu an. Buraya getirmişler, sonra da üstüne bunu yapmışlardı. Vay, burada şey, bu ikincisi mi, bu başka bir tane daha mı? Hangisi bu? Böyle bir başkası. İsmi yazıyor mu? Bir şey göremiyoruz ama. Bu Apollo 11. Nerede yazıyor? Apollo 11 bu. Apollo 11. Vay. Apollo 11. George. Gösterelim ya bak, Apollo 11. Yazısını göster Okut abi. Ha, yazıyı okuduk. Aldı mı görüntüye? Aldık, aldık. Apollo 11'i de aldık. Şimdi astronotların elbiselerini gördüm. Uzay suitlerini. Burada ne varmış ya? Burada da bir şey var. Burada da işi izliyorlar. Bakacağız. Astronotun elbiseleri. Suitleri yani. Botları. Yani gerçekten de kullanılmış ya. Botlar hiç eskiymiş. Sen taşıyabilir misin? Gel İbrahim. 128 kilogram. Bak uzayda. Ha burada. Bunu yapmışlar. Kullanmak için bundan geziyorlarmış. Çelikten tel. Üstünde oturuyor. Kamerası var. Evet. Bu da kaç? Apollo 14. Apollo, bu da Apollo 14. 14. Güzel. Apollo 14. Evet. Apollo 15. Nerede? Yerde. Ha, o da Apollo 15. 15'inde 16'yı buldum. Apollo 14 yazımız burada. Okuyabildik mi? Apollo 14 belli oluyor. Apollo 15. Apollo 16. Okşana kuru yazısı. Bu neyse bilmiyorum. Bu da Allah Allah. Servis modülü yapmışlar. Yakıt şeyini gösteriyor mu? Bu modül, bunu ekliyorlar ya. Hı. Hareketten. Kaçı buldun? Apollo 7 de var mı? 16. 15, 17 de var orada. Bu da şey. Aynı zamanda harangada. 15 bu. Yüzündeki kapsül ya bu. Hareket ediyor. Çıkartıyor, sonra bu çıkıyor. Kapsülün. Şu anda kapsülün içine bakıyoruz üstad. Ön tarafta. Şey, tam böyle ortada.
servis modül. Açalım şöyle. Okumak istersen üstad zamanla okursun bunu zaten. Eğer görebilirsen. Gelin ileriye. Bir daha tur atıyoruz. Tam içine bakıyoruz. Kapsülün içinde de cam var. Sekmişler için. İçeriği görebiliyorsun resmen. Bu adam masada çalışan bir adammış. Şurada bir tane de 17'si var. Ha bunu elleyebilirsin üstad. Ha hadi ya. Ha bak bunu elleyebilirsin. Halen daha kayıttayım. Bu onun prototipi. Bu Apollo 17 bu. Bu Apollo 17. Şuradan şeyin resmini çekiyorum. İlk Skylab Multi-Type Docking Adapter MDA Experience'in resmini de gösteriyor. Gel üstad. Önümüzde tamam yavaşça. Bunun içini camla kapatmışlar. Evet. Bu yani ha? Ben geri geliyorum. Kayda geçiyorum. İçi kayıtta. Apollo kaçtı? 17 miydi? Bu 17. 17'nin kapsülü. Kapsülü bu. Vallahi. Geliyorum. İbrahim ne hissediyorsun? Vallahi abi ben tarihe... Efendim? Kapsüle dokundun. Kapsüle dokundum. Yani çok istiyordum uzay gemilerine dokunmaya. Ve bunlar tarihe imza atmış araç gereçler. Deminden beri geziyoruz. İşte Apollo'ları sırayla. Heyecan verici. Bunları en kısa zamanda da dostlarla paylaşacağız. Evet. En azından gelemeyenler bu görüntülerden faydalansınlar. Teşekkür ediyoruz. Kontrol odasına da girdi. Kontrol odasına da girdik, evet. O heyecanı yaşattılar bize. Evet, kontrol odasına da. Onu da ayrı bir videoda yayınlayacağız. Çok güzeldi. Kontrol odasında mekik havalanırken o anki hissiyatı da vermişler. Koltuklara titreme sistemi yapmışlar. Aynı şeyi biz de hissettik, heyecanı. Gerçekten başarılı bir çalışmaydı, başarılı bir yönetim. Dünyaya imzasını atan, bilime imzası atan bütün bilim adamlarını buradan tebrik ediyoruz. Ve burada da bir gazete var. Apollo 17 uzaya çıktığı ilk zamanı anlatıyor.